Aziz Türk milleti, çok değerli Tekirdağ halkı, ben eczacı İlke Tunalı Şener. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu veciz sözü hiç unutulmamalıdır. Memleketin alın yazısında biricik yetki ve kudret sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu memleketin düzeni için, iç ve dış güvenliği ve dokunulmazlığı için en büyük kefildir. Büyük milli dertler şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde şifa buldu. Gelecekte de yalnız orada kesin önlemlerini bulabilecektir. Türk milletinin sevgi ve bağlılığı daima Büyük Millet Meclisi'ne yöneldi ve daima oraya yönelmiş olacaktır. Ben bu ülkeyi bireysel yaşamıma, toplumsal yaşamımıza yol gösterici seçtiğim için, anayasamızda anlatımını bulduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir niteliklerine sahip çıktığım için, Trakya Türkiye'nin tahıl ambarıdır anlayışını koruyarak, bu toprağın değerlerini bilerek, çiftçiye, besiciye destek olmak, onların korunabilir hak ve yetilerini tüm ülkemiz topraklarında savunmak için, üretici birliklerini zengin donanıma eriştirmek, üyelerine kredi kullandırabilmek ve makine donanımını sağlayabilmek adına ulusumuzun genel yönetim ve örgütsel ve mali işbirliğini gerçekleştirecek adımları güçlendirmek için. Olmazsa varoluşumuzda eksikliğini göreceğimiz sanayinin çevreye ve insanımıza verebileceği zararları önleyebilmek, üretim tesislerinin en önemli çalışanı işçilerimizin emeklerini ve alın terini insanca yaşam düzenini sağlayabilecekleri güce kavuşturabilmek için. Temiz sanayi, temiz çevre kuramını salt üzerinde yaşadığımız doğa varlıklarına karşı değil, temiz toplum, temiz insan kimliğine de kazandıracak ahlaki adımları atmak, temiz çevrede, temiz insanlar toplumu görebilmek için. Cumhuriyetin kazanımı olan basmadan şekere, kağıttan çimentoya, demir çelikten uçak yapım sanayine dek nice üretim tesisinin ve yeraltı yerüstü kaynaklarının özelleştirme adıyla ana paraya terk edildiği günlere son vererek bu kaynakları ulusal çıkarlar doğrultusunda kamucu toplumcu anlayışla tekrar ulus mülkiyetine kazandırmak için. Yasalar önünde eşit temel hak ve özgürlüklere sahip yurttaşlar fıtratları eşit olur mu hiç denilerek kadın erkek ayrımının içine itildiğinden cinsiyetinin mağduru görülen kadınlarımızın onurunu, hak ve özgürlüklerini korumak için, Cumhuriyet'in uygar ve çağdaş eğitim sisteminin içi boşaltıldığından, Türkiye'nin umudu gençlerimizin geleceklerini akılcı, bilimsel ve laik eğitim sisteminde arayabilmeleri için, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin emanet edildiği Türk gençliğini Atatürk sevgisiyle ve Cumhuriyet'in temel değerleriyle büyütmek, onları hak edecekleri eğitim kurumlarında parasız yetiştirecek ve barındıracak öğretim siyaseti sağlamak için, her işi ehline vermek anlayışı ile liyakat gerektiren devlet kadrolarını iyi yetişmiş gençlere teslim etmek, herkesi mesleğinin eylemli insanı görebilmek için, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik sözcüklerini İnsanlarımızın en sık kullandıkları kelimeler arasından çıkarmak, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını korumak, hukukun güvencesini sağlamak için, bireylerin soy ve inanç ayrımı gözetmeksizin toplumsal ahenge ve ortak yaşam kültürüne erişmelerini sağlayabilmek için, Çorlu tren faciasının, Soma maden ocağı patlamasının, Kahramanmaraş, Hatay merkezli depremlerin ve benzerlerinin kader denilerek geçiştirilmesini değil, onlar yaşanmadan önce alınacak akılcı önlemleri sağlamak için, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesini siyasal partimizin öncülüğünde ulusumuzun yararlarına taşımak için, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur diyen ulu önderin sözünü somutlaştırmak ve ulusun egemenliğine hakim kılmak için, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem üyeliğine Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili aday adayı olarak başvuruyorum. Aydınlık ve mutlu günlere ulaşabilmek dileğiyle desteğinizi bekliyor, saygılar sunuyorum.